Evet sevgili izleyiciler, şimdi Balıkesir'in Bandırma ilçesinin Misakça mahallesindeyiz. Burada bir balıkçı barınağı var. Bu balıkçı barınağı gerçekten kumlarla dolmuş ve balıkçıların da barınakla ilgili son derece önemli yakınmaları var. Balıkçı barınağı artık kullanılamaz hale gelmiş, her taraf kumlarla dolmuş. Bir anlatır mısınız siz Gürol Bey? Vallahi barınaktan çıkamıyoruz, denize çıkamıyoruz, girerken giremiyoruz. Bir esen havada kayıklarımız kırılıyor. Parça parça oluyoruz, görüyorsunuz zaten iskelenin kenarlarını, etraflarını. Ya şu kayık şuradan çıkmak için bayağı bir zahmet çekmesi lazım. Ya bu hadi yaz sezonu, hava estiği zaman gene hani hava estiği zaman çok farklı bir şeyler oluyor burada. Hani denizin dalgasından, Allah'ın bir şeyinden. Yani zahmet çekiyoruz yani çok. Çok acayip bir zahmet. Rüzgar estiğinde barınağa girmek herhalde zorlaşıyor. Zorlaşıyor, altı vuruyor kayığın. Dağıtıyoruz, teklerimizi dağıtıyoruz burada yani. Hepsi. Normalde neydi buranın derinliği, draftı? Derinliği şu anda mesela gırgırlar yanaşıyordu. Büyük tekneler yaşıyor. 20 metre tekneler yaşıyor. Artık yanaşamıyorlar. Yok. Bırak bunlar yanaşamıyor yani. Bunlar çıkamıyor zaten şu anda. Çıkarmak bunların altında salma var mı? Ya normalde var. Deniz şeyi var. Salması vardır abi. Evet. Çok da olsa bir metre. Bir metre. Derinliği bir metre. Yok bile şu anda mesela bir metre. Evet doğru. Bir metre bile yok yani şurası. Şimdi şuradan bir arkadaşa desen ki şu tekneye desen ki çık buradan, çıkmaz. Evet. Benim bir acil hastaya gideceğim desen gidemezsin. Evet. Çıkamazsınlar. Bir hasta gitme. Ya da ne bileyim daha da devlet memurları geliyor. Su almaya gidelim diyorlar. Bir sondaj yapalım, şeyler yapalım, bir kalite kontrol yapalım, şey yapalım, hani mikrofonu açalım diyorlar. Çıkamıyor tekneler buradan. Çıkma şansı hiç yok yani. Çok aslında bozuk. Aslında yani barınak özelliğini kaybetmiş. Barınak denilen bir şey değil yani. Bu terk edilmiş yani böyle filmlerdeki gibi yerler. Neden daha böyle bir şey olmuş? Niye ilgililere bunu bildirdiniz? Onlar biliyorlar değil mi? Her zaman gidiyoruz. Daha geçen hafta gittik. Ne diyorsun? Balıkesir Büyükşehir'e gittik. Evet. Su ürünlerine yazılar yazıyoruz. Evet. Ankara'ya yazılar yazılıyor. Hiç tamam geleceğiz, gidiyorlar, geliyorlar. Olmaz sizin yeriniz, olmuyor. Yani hiç gerçek yok. Gerçekte halbuki yani buranın dipkumu kolaylıkla alınabilir. Ya daha önceki şeylerde, dönemlerde alındı. İki evet. Sefer alındı burası. Evet. Atıyorum 20 seneden beri alınmıyor. 20 senedir hiç buraya bir temizleme sistemi kurulmadı. Hayır, hiç böyle ilgilenen bile olmadı. Sürekli doldu. Sürekli doldu. Asıl herhalde zaten Menderes'in ucundaki alanda bir dolgu olur. Kum çünkü bu, oraya yer. Bu iskelenin başındaki patlakları da görelim. Evet. Buradan insanlar ölüm vadisi olmuş herhalde. Ölüm şey yolu. İskelede kırılmalar mı var? Olmazmış. Orasını göstereyim size. Buyurun. Hay hay görelim. Oldu. Yok yani yok. Hiçbir olanak yok. Deriz yani limanımız liman değil. İlgilenen yok. Sahip çıkan yok. Ya barınak aslında ekonomik işlevini de kaybetmiş, fiili işlevini de kaybetmiş. Hiçbir şekilde araba, kimse ilgilenmiyor. Şuraya araba sokalım. Buyurun. Evet gördük. Gördük maalesef. Evet. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin neyi artık? Ne yani üzüntü verici. Tabii bu manzaraları görünce insan gerçekten üzülüyor. Düşebiliriz de aşağıda düşebiliriz. Harbiden bakar. Burası çökebilir diyorsun. Çökebilir zaten burası. Bak, evet. Resillik evet. Yani. Doğru. Resillik diz boyu. Doğru. Yani. Doğru. Şimdi bu adam yatırmış. Atıyorum 300 bin lira, 500 bin lira para yatırmış bu adamlar buraya. Evet. Bu adamlar bu tekneler paralarımızla ekmek kazanıyor burada. Ekmeğine çalışıyorlar burada insanlar. Terk edilmiş bir şehir gibi yani burası şu anda. Limanımız. Evet. Burada balıkçılıkla uğraşan insanlar umutlarını kaybetmişler diyorsunuz. Umut falan yok. Bak benim teknem var. Ben teknemi getiremiyorum buraya. Evet. Benim teknem şu anda ya Erdek'te duruyor ya Bandırma'da duruyor ya ne bileyim Narlı tarafında duruyor. Karşıki yerlerde duruyor. Giremiyor. Tekneniz bu barınağa giremiyor. Hayatta giremez. Girme şansı hiç yok. Kaç metrelik tekneniz? 20 metre. 20 metrelik bir tekne şu balıkçı barınağına giremiyorsa bu balıkçı barınağı artık bütün işlevini kaybetmiş demektir. Gelecek sene bu teknelerin hiçbirisi giremeyecek. Evet. Yani şu bu teknelere bakılınca bunlar da herhalde böyle 12-13 metrelik tekneler. Aynen. En büyük 11.90. Evet. En büyük şu tekne 11.90. Evet. 12 metre. Tabii 8 metre, 7 metre, 9 evet. metre. Evet. Maalesef. Peki belediye yetkilileriyle konuştunuz, ilgililerle konuştunuz, valilikle konuştunuz ama şu ana kadar nerelere gitmedik yani. Her tarafa yazılar yazdırdık, gönderdik. En son geçen gün gittiler aşağı. Bir hafta önce gittiler. Evet. Gene olmaz dediler. Evet. Yani olmaz gerekçesi ne? Fiziki bir durum yok. Bütçe yok. Bütçe. Ödenek yok. Bütçe ödenek yokmuş. Evet. Bütçemiz yokmuş. Evet. Türkiye'de her tarafa bütçe var. Bütçe var. Misakça yok. Buraya yok. Peki. Misakça. Peki bu söylediklerinizi herhalde ilgililer bizden de izleyeceklerdir, dinleyeceklerdir. Namık Hoca sağ olsun yıllar önce bazı şeylere koşturdu insancık buraya. Namık dediğiniz Namık Avuççu. Namık Avuççu. Hoca deriz biz tabii. Evet. Kusura bakmayın. Namık Avuççu önceki dönem Balıkesir milletvekilimiz. Aynen. Şimdi Atatürk'ü Düşünce Derneği Genel Sekreteri. Aynen. Evet. Aynen. O biz koşturdu. Biz gören çayımız akardı mesela. Onun için koşturuyordu insancık sağ olsun. Evet. Orasını bir köreltmeye çalıştık, o da olmadı. Ama şimdi çok konuşulacak şeyler var da konuşamıyorsun bazı şeyler yayınlandığı zaman. Korkuyorsun yani. Zaten yoksun bir şeyden. Aldıkları götürdükleri zaman hepten komple bitiyorsun. Yani ülke artık
İyice korku hissetmeye mi başladı? Ya hissediyoruz yani şu anda. Ya dediğim gibi ben gece uyuyamıyorum şu anda. Şurada kayığı çektiğim zaman uyuyamıyordum ben burada. Kayık paralık tekne paralanacak diye. Evet. E paralanız ama ekmek tekne. Orada benim tarlam yok, tapım yok. Evet. Bir karı, iki tane çocuk var üstüme. Başka bir şey yok. Evet. Hiçbir şey yok yani. Peki. Evet. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Vallahi söyleyeceğim şu yetkililere. Eğer ya ellerinden bir şeyler geliyorsa ki geliyor. Yapsınlar yani bir şeyler artık buraya. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Buraya yapsınlar ediyoruz. Bir şeyler yani. Biz de sizin bu söylediklerinizi yetkili mercilere, yayınlarımıza duyuracağız. Ya, umuyorum kesin. Kısa süre içerisinde İnşallah. Burası evet yeniden işlevsel hale getirilir. Balıkçılarımızın ekmek teknesi tekrar buraya geri döner. İnşallah. Ve insanlar buradan Marmara Denizi'nden, Ege Denizi'nden ekmeklerini tekrar aynen kazanabilirler. Aynen. Evet biz de sizin sesiniz olacağız. Bunu İnşallah. Bütün dünyaya duyurmaya gayret edeceğiz. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.